Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Midenin giriş ve çıkış delikleri. Başlangıç yerinden bahsetmiştik. Dedik ki özofagusla birleşiyordu. Buradaki birleşim yerine ostium kardiyakum adını veriyoruz ki bu bölgeye de kardiye diyeceğiz birazdan. Sonrasında da arkada ince bağırsaklarla devam eden kısmı ostium pilorikum, pilor diyeceğiz son kısmına. O da duodenumla ince bağırsakların ilk parçasıyla devam edecek. Ostium kardiyakum ya da kardiye dediğimiz bölümü özofagusa bağlıyor. Yaklaşık olarak torakal 11. vertebra seviyesinde, onda diyafragmadan geçiyor 11. seviyede. Ne yapıyor? Mideli birleşiyordu özofagus. Bu da öndeki yaklaşık 7. kıkırdak kostaya karşılık geliyor. Sternumun sol kenarından da 2,5 santim kadar uzaklıkta, sol tarafta yerleşmiş bir açıklık. Ön duvardan da yaklaşık 10 santim kadar derinde bulunuyor. Endoskopiyle bakıldığında da kesici dişlerden itibaren yaklaşık 40 santim uzaklıkta ostium kardiyakum geçilerek midenin içerisine girmiş oluyor. Sonrasında çıkış deliği de ostium pilorikum demiştik. Altta duodenumla birleşiyor. Duodenum olarak devam ediyor. O da orta hattın 1-2 santim kadar sağında yerleşmiş durumda. Seviyesi de ayakta duran bir kişi de lumbar birinci vertebranın alt kenarı seviyesine geliyor. Yatan kişi de tabii ki biraz daha yer değiştiriyor. Midenin doluluğuyla da ilişkili bir durum bu yer değişikliği. Kenarlarına baktığımızda normalde niye kenarından bahsediyoruz? Hani torba gibi ama boşken, içerisinde herhangi bir şey yokken ön ve arka duvarları, karın ön duvarının da abdomen içerisindeki organların da baskısıyla birleşik durumda. Yani ön ve arka duvarlar birbirine yapışık durumda. Dolayısıyla aynen şekilde görüldüğü gibi bir ne var? Üstte açıklığı sağa üste doğru bakan bir küçük kenarımız var. Bir de daha büyük kenarımız var. Dolayısıyla bu iki kenar ne yapıyor? Mideyi ön ve arka olmak üzere iki kısma, iki yüze ayırıyor. Curvatura gastrica minor ya da curvatura ventricular minor dediğimiz yer şu üstte sağa doğru bakan açıklığı oluşturan kısım. Diğer kısmı da curvatura gastrica majörde büyük oranda şu özofagusta birleşme yerinden itibaren önce yukarı doğru çıkıp bir kavis dizen sonra aşağı doğru inen en sonunda sağ taraftan yine yukarı doğru çıkan büyük kenarı oluşturuyor. Curvatura gastrica majör. Gördüğünüz gibi burada dikkatinizi çekiyordur. Ne var? Mideye gelen damarlar bu iki kenarda seyrediyorlar. Niye böyle? Abdomen içerisinde periton dediğimiz bir seröz zarımız var. Bir balon gibi tamamen abdomen içerisini kaplıyor ve organları sarıyor. Bir kısmını önden arkadan, bir kısmını sadece önden sarıyor. Mideyi önden ve arkadan sarıyor. Şu curvatura minora geldiğinde iki yaprak olarak üstteki karaciğere doğru geçiyor. Alttaki curvatura majörde de ne yapıyor? Aşağı doğru omentum majus olarak yoluna devam ediyor. İşte burada ön ve arka yüzleri peritonla sarılı. Dolayısıyla mideye direkt olarak gelip girebilecek bir yapı yok. Sadece bu iki yaprak arasında hem üst kenar, üstte küçük kenarda hem de büyük kenarda dışarıdan damarlar, sinirler mideye doğru geliyorlar. Dolayısıyla seyirleri de bu şekilde. Ya curvatura minörde ya da curvatura majörde kısaltılmış adlarıyla seyrediyorlar ve midenin ön ve arka yüzlerine doğru şekilde de gördüğünüz gibi dallarını vererek beslenmesini ve inervasyonunu sağlıyorlar. Curvatura gastrica minor üstteki kısma baktığımızda bu ostium kardiyakumla ostium pilorikum arasında seyreden bir küçük kenar olarak görüyoruz. Üstte açıklığı sağa ve yukarı doğru bakıyor. Konkav olan kısa kenarı. Ortalarında canlıda hani böyle çok bariz bir şekilde göründüğünü söyleyemeyeceğimiz bir çentiği var. Incisura angularis ki burası midenin bölümlerini oluştururken kullanacağımız bir çentik. Üstteki incisura kardiyakaydı. Burada incisura angularis. Buraya tutunan bir bağ var. Ligamentum hepatogastricum adından da anlaşılacağı gibi karaciğerin alt üstüne doğru devam eden ki duodenuma gelen parçasıyla birlikte
Omentum minus dediğimiz bir yapı bu. Peritonda göreceğimiz omentum minus dediğimiz yapı karaciğerin alt yüzünden nereye? Midenin curvatura minörüne atlıyor ki burada bu curvatura minörde bulunan damarlar bu aralıktan iki yaprağın arasından mideye geliyorlar. Sol taraftan arteria gastrica sinistra, sağdan da arteria gastrica dextra gelerek bir anastomatik ağ meydana getiriyorlar tüm curvatura minör boyunca. Buradan çıkan dallarda hem ön yüze hem arka yüze giderek beslenmesini sağlıyorlar. Curvatura majora baktığımızda ya da tam adıyla curvatura gastrica majora minörden 4-5 kat daha uzun. Gördüğünüz gibi bir büyük yukarı doğru giden parçası, sonra kıvrılarak aşağı doğru iniyor. En sonunda da tekrar ne yapıyor? Yukarı doğru gidip duodenuma doğru yoluna devam ediyor. Konveks olan kenarı. Majörü burada mavi çizgiyle gördüğünüz gibi arkus costalının altından başlayıp geniş bir kavis çizerek yoluna devam ediyor. Insula cardiaca'dan başlıyor. Önce yukarı, sonra kıvrılarak aşağı doğru en alt kısmını oluşturuyor. Sonra tekrar sağ tarafta yukarı doğru çıkarak duodenumla devam ediyor. Yüz seviyeleri biraz hızlıca geçeceğim. Curvatura gastrica majör uzantıları var. Periton uzantıları. Dedi ki midenin ön ve arka yüzü peritonla kaplı. Yukarıda karaciğere bağlanıyor ama yanlarda da diyaframın alt yüzüne doğru bağlanıyor. İşte sol tarafta ligamentum gastrofrenicum fundustan, fundus parçasından diyaframın alt yüzüne uzanan diyafragma uzantısı. Fundusla korpusun birleşim yerinden arkada dalağa doğru uzanan periton parçaları da ligamentum gastrosplenicum ya da gastrolienale dediğimiz yapıyı bağ meydana getiriyor ki içerisinde arteri vene gastroepipileica sinistra ve arteria gastrica breves yerleşmiş durumda. Curvatura majörün tamamına bir periton oluşumu tutunuyor ki omentum majus diyeceğiz ona. Omentum minus curvatura minöre tutunuyordu. Karaciğerin alt yüzüyle curvatura minör arasındaydı. Omentum majus da curvatura majörün hemen hemen tamamına tutunarak başlıyor. Aşağı doğru devam ediyor. Burada iki yaprak şeklinde iniyor. Daha sonra kalın bağırsağa kolona gelerek tutunuyor. Demek ki curvatura minöre omentum minus, curvatura majöre de omentum majus tutunuyor periton tabakaları. İki yüzünden bahsettik. Dedi ki bir tanesi şu ön tarafta iki kurvatürün arasında kalan paries anterosuperior. Öne bakıyor ama aynı zamanda yukarıya doğru bakıyor. Diğeri de şöyle kaldırdığımızda gördüğümüz arka yüzü. Paries posterior inferior ki karın arka duvarındaki yapılara ne var? Temas ediyor. Arada bir boşluk meydana geliyor. Bursa omentalis dediğimiz bu boşluk. Bu boşluk aracılığıyla karın arka duvarıyla komşu. Paries anterosuperior boşken yukarı bakan peritonla kaplı bir yapı. Burada neyi var? Karaciğerin sol lobunu görüyoruz. Lobus sinisteri. Şu sağ tarafta lobus quadratus karın ön duvarı var. Sol arcus costarum. Karaciğerin margo anterior bakın keskin bir kenar. Şekilde havaya doğru kalkmış ama ne var? Bu midenin ön yüzüyle temas eder tarzda. 10. kostaların uçlarını birleştiren bir çizgiyle bu margo anterioru görüyoruz. Yine mide boşken şu kolon transversum, kalın bağırsağın transvers kolon parçası ne var? Ön yüz komşuluğunda. Ama dolu olduğunda bunun üzerine doğru taşıyor, onu aşağı doğru itiyor. Sol üstte diyafragma, hemen üzerinde de sol akciğeri, sol plevrayı görüyoruz. Perikard yine aynı şekilde. Interkostal aralıklar komşuluklarını oluşturuyor. Ve dalağın fasies gastrikasıyla komşu. Dalak hemen arka sol kısmına midenin yerleşmiş durumda. Diğer yüze baktığımızda arka yüze posterior inferior peritonla kaplı yine bu da. Bakın bu ön ve arkayı kapatan periton curvatura minörden karaciğerin alt yüzüne atlıyor. Omentum majus olarak dedik. Curvatura majora geldiğinde de omentum majus olarak karın ön duvarının arka yüzünde aşağı doğru yoluna devam ediyor. Burada nelerle komşu? Bakın sol üst kısımda diyafragma ile komşu. Dalağı görüyoruz yine burada. Burada belli değil ama
sol böbrek üstü bezi ve hemen altında sol böbrek karın arka duvarına yerleşmiş durumda. Peritonun arkasında bulunan yapılar bunlar. Onlarla komşuluğu var. Pankreas, bakın en büyük komşuluğu bu. Pankreasın ön yüzüyle komşu. Onun önüne oturmuş durumda. Altta da şu kalın bağırsağın kolon transversum parçasını karın arka duvarına asan o periton yaprakları. Mezokolon transversum da yine arka komşumda. Ama burada oluşan açıklık, burada gördüğümüz yapıları periton tabakası kaplıyor. Ve burada bulunan o periton boşluğuna bursa omentalis adı veriliyor. Sol tarafta kalın bağırsağın kıvrım yaptığı yer, flexura coli sinistra ile komşuluğu var. Tüm bu oluşumlar, bu bursa omentalis'te midenin oturduğu bir yer meydana getiriyor ki buna mide yatağı adı veriliyor. Midenin bölümlerine baktığımızda şöyle özefagusla duodenum arasında kırmızı çizgilerle çizdiğimizde fundus gastricus, burası neresi? Şu incisura kardiyakamız vardı başlangıçta. Onun en dip kısmından yere paralel bir düzlem geçirdiğimizde onun üzerine kalan kısma verdiğimiz isim. Sonra çok küçük bir parça olarak şu sfinkterin yerleştiği yer pars kardiyakası. Sonra corpus gastricum geliyor, büyük parçası fundusun altında kardiyanın sol tarafında nereye kadar? Incisus angularis'ten geçirdiğimiz bir düzleme kadar devam ediyor. Bu düzlemden şu son kısma kadar giden yapı bölümü pars plorica en son pilor dediğimiz kısımla duodenuma bağlanarak sonlanıyor. Pars kardiyaka şöyle iç yüzden de baktığımızda çok belirgin olan bir yer değil. Buradaki sfinkter kas tabakasının bulunduğu yere verilen isim. Fundus gastricus'u söyledik. Incisura kardiyakadan transvers bir çizgi düzlem geçirdiğimizde üstte kalan kısım, kubbe kısmı. Burası ne var? Gazla dolu olan kısmıdır. Hareketlerle o alınan besinlerin içerisinde bulunan ya da yutulan hava çıkıp fundus kısmında toplanır. Hemen üzerinde diyafragma var. Bakın. Sonra corpus gastricum, fundus, incisura angularis'ten bir düzlem geçiriyoruz demiştik. Şu alttaki şekilde incisura angularis daha belirgin bir şekilde görülüyor. Oraya kadar görülen kısım. En büyük bölüm burası. Corpus gövde kısmı. Fundusla corpus arasında belli bir anatomik yapı olarak da bir sınırı yok. Sadece o düzlem sınırı oluşturuyor. İçinde plikaları görüyoruz. Pars plorica, incisura angularis'ten pilora kadar olan kısım ki pilor dediğimiz son kısımda yine sfinkter parçasının olduğu yer aynen kardiya bölgesinde olduğu gibi. Burada yalnız ortada bir çentiğimiz var. Sulcus intermedius diye şu aşağıdan gördüğümüz bir çentik. Onunla iki kısmı ayrılıyor. Başlangıç kısmına, korpustan hemen sonra gelen kısmına antrum pilorikum adı veriliyor. Diğer kısma da canalis pilorikus adı veriliyor ki duvarı daha kalın olan. Çünkü hemen sonrasında da sfinkter parçası geliyor duodenumla arasında. Pilor dediğimiz kısım. O yüzden duvarı giderek kalınlaşıyor sona doğru. En sondaki sfinkterin bulunduğu kısım pilor dediğimiz kısmı. Duodenuma açılıyor. Bu da yine neyin kaçmasını engelliyor? Duodenuma geçen o içeriğin besin maddelerinin mideye doğru geri kaçmasını engelleyen bir yapıya sahip. Etrafındaki bu düz kasların özelleşmiş, kalınlaşmış şekli musculus sphincter pleuricus adını alıyor. Dediğim gibi bu sphincter kasların burada kalınlaşmasıyla oluşmuş bir yapı, ayrı bir kas şeklinde değil. Sfinkter oluyor, adını alıyor. Dolayısıyla nedir? Devamlı kontraksiyon, kasılı bir pozisyonda duruyor. Sadece mide içeriği arttığında oluşan basınçla ve sinirsel reaksiyonla buradan geçişe izin veriyor. Parçalar halinde duodenuma geçişe izin veren bir sfinkter. Midenin yapısı da benzer şekilde tunica mucosa, hemen altında submucosa tabakası. Sirküler, longinal, oblik kaslardan meydana gelmiş bir musküler tabaka ve en dışta seroza tabakası ki burada artık seroza tabakasını oluşturan periton dediğimiz o seröz zar. Mukoza plikalı bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi oldukça hareketli, genişleyebilir. Pilor daha çok son kısımları pembe, diğer kısımlar kahverengi, kırmızımsı renkte görülüyor.
Yine mukozanın altında bir muscularis mukoza tabakası bulunuyor ki içeride mukoza plikalarını plika gastrik olarak çok sayıda görüyoruz. Mide genişledikçe bu plikalar silikleşiyor, büyüdükçe yemek yedikten sonra içeriği çokken. Şurada kurvatör minörün hemen iç yüzünde plikalar biraz daha düz, hatta yok bulunmuyor. Nereye kadar? İki sfinkter arasında en kısa geçiş yeri burası. Sadece sıvı alındığında bu yolu kullanıyor ki buraya canalis gastricus ya da Waldeyer caddesi adı veriliyor. Kardiya ile pilor arasındaki en kısa kurvatör minörün iç yüzündeki kısmı. Epitel tabakası tek katlı prizmatik epitel müküs salgılıyor. Altında lamina propriası var. İçerisinde bezler yerleşmiş durumda. En altta da lamina muscularis mucosa tabakası bulunuyordu. Area gastrica dediğimiz bölgesel alanlar var. 1-5 mm çapında. Çok sığ çukurlarla birbirinden ayrılıyorlar. Üzerlerinde foveola gastrica denilen küçük delikler var. Bunlar nedir? Bunlar hemen altında bulunan glandula gastrica dediğimiz o tükürük benzeri sindirim enzimleri içeren maddeleri salgılayan bez yapılar bunlar. Şöyle kanalcık şeklinde gördüğünüz gibi. Bulunduğu yere göre isimlendiriliyor. Glandula cardiaca, gastrica propria korpusunda pilorica, pilor bölgesinde bulunan bezlere verilen isim. Submukoza, özofagus'ta da bahsettik. İçerisinde damar sinirleri barındıran kısmı. Musküler tabakası, longitudinal tabaka en dışta yerleşmiş durumda. Üstte özofagus, altta da duodenum kaslarıyla devam ediyor. Özellikle kurvatura majör ve minörde yoğunlaşmış. Ön arka duvarın orta kısımlarında çok fazla değil. Esas yapıyı oluşturan özofagus'ta olduğu gibi burada da stratum circulare dediğimiz o sirküler kas lifleri esas yapıyı bunlar oluşturuyor. Bir de oblik lifler var. Bunlar daha çok üst başlangıç kısımlarında kardiya çevresinde yoğun bir şekilde bulunan kas lifleri. Ve seroza da en dıştan mideyi örten peritona verdiğimiz isim demiştik. Curvatura minörde omentum minusu, curvatura majörde de omentum majusu oluşturuyor ki bu periton yapısı önemli. Besleyen arterler neler? Burası önemli. Bunun yanına şöyle yıldız mıldız bir şeyler koyun. Besleyen arterler kimler ve nerelerden geliyor? Şöyle baktığımızda arteria gastrica sinistra, curvatura minöre soldan gelerek giren bir arter ki truncus coeliacus'un 3 dalından bir tanesi. Omentum minus içerisinde curvatura minöre soldan giriyor. Arteria gastrica dextra yine curvatura minörde. Arteria hepatica communis ya da arteria hepatica propria'dan çıkıyor. Arteria hepatica communis truncus coeliacus'un 3 dalından bir tanesi. Hepatica communis, gastrica sinistra ve bakın midenin arkasından dalağa doğru giden lienalis ya da splenica dediğimiz arter. Truncus coeliacus'un 3 dalı. Birisi doğrudan mideye geliyor gastrica sinistra. Diğeri gastrica dextrası hepatica communis ya da hepatica propria'dan, onun dalı olan hepatica propria'dan çıkarak geliyor. Başka curvatura majörde seyredenler var. Gastromentalis dextra, gastromentalis sinistra diye. Bunlara gastroepipiloik adı da veriliyor. Gastromentalis daha çok kullanılan adı. Şu dextra curvatura majörde sağdan gelerek devam eden gastromentalis dextra gastroduodenalisin dalı. Soldan gelen sinistra ise arteria splenica, arteria lienalis de dediğimiz dalağa giden o büyük arterin dalı. Ayrıca dalaktan gelen iki grup arterimiz daha var bizim. Bir tanesi şu arteria gastrica breves. Üst kısımlarda arteria splenica'dan gelen dallar. Yine benzer şekilde gastrica posterioresler var. Arka duvara doğru giden, arka duvarda seyreden arteria splenica'dan gelen dallar. Gördüğünüz gibi 6 tane arter midenin beslenmesinde rol alıyor. Bunları dediğim gibi çok iyi nereden geldiklerini birlikte bilin. Venleri arterleri eşlik ediyor. Vena mesenterica superior ya da vena porta hepatice direne oluyorlar. Arteriyel dallanmadan biraz farklı olarak. Burada da yine portakal anastomozlar vardı. Lenfa tiplerine baktığımızda plexuslar oluşturuyorlar. Telosub mukoza ve seroza altında
dışta ve içte. Kurvaturalara doğru yönleniyorlar. Bunlar da aynen diğer damarlar gibi. Onların yanında lenf damarları var ve her iki kurvaturda yerleşmiş lenf düğümlerine. Nodi lenfatisi gastriki kurvatura minörde, nodi lenfatisi gastromentaliste kurvatura majörde bu besleyen dal arterlerin etrafında yerleşmiş lenf düğümlerine direne oluyorlar. Bunlar da bu çölyak grup lenf düğümlerine dökülüyor en son. Birinci grup ön arka yüzün büyük kısmını direne edenler nodi lenfatisi gastriki sinistriye açılıyor. İkinci grup özofagustan çizgi çizdiğimizde solda kalan şu dış tarafa dökülenler nodi lenfatisi pankreatiki ve spleni 2'ye dökülüyorlar. Kurvatura majörün sağ kısmını direne eden, alt kısmını direne edenler gastromentalis dextra'ya, bir kısmı da doğrudan pilor grubuna nodi lenfatisi pilor 2'ye açılıyor. Dördüncü grupta pars pilorika son kısmın lenfatikleri karaciğer alt yüzündeki nodi lenfatisi hepatiki pilor 2 ya da gastriki sinistriye direne oluyorlar. Otonom sistemden innerve oluyor. Biliyoruz ki nervus vagus parasempatik sistemden geliyordu. Sempatikleri de 6-9. torakal medulla spinal segmentlerinden çıkıyor ki bunlar da neyi oluşturuyorlardı? Nervus splenicus majoru oluşturup plexus coeliacus'a gelip ondan sonra mideye geliyorlardı. Midenin etrafında her iki kurvaturada sempatikler, parasempatikler ağ oluşturuyorlardı. Genellikle vazomotor etki damarlarda ama ağrı duyusunda taşıyorlar. Parasempatikleri vagaris anterior posteriordan geliyor demiştik ki sağ ve sol nervus vaguslarda. Truncus vagaris anterior sol vagusun öne doğru özofagus alt yarısında kıvrılmasıyla oluşmuştu. Rami gastriki anterior estallarını veriyor. Vagalis posteriorda özofagusun arkasında midenin arka kısımlarına lifler veriyor. Yine burada filmi geçtik. Mide ile ilgili olarak baryum az önce özofagusu görmüştük. Benzer şekilde bakın sağdaki şekilde mide tamamen baryumla dolu. Pilor sfinkterini görebiliyoruz. Hemen hemen tamamen kapanmış gibi. Duodenuma geçiş çok az. Bu sol taraftakinde midenin fundus kısmı biraz katlanmış öne doğru. Dolayısıyla orada bir baryum birikmesi var. Ama ağırlıklı olarak nereye? Artık mideyi boşaltarak duodenuma geçmiş. Ama neyi görebiliyoruz? Midenin kenarlarını rahatlıkla seçebiliyoruz. Bakacağımız şey bu kenarlarda herhangi bir problem, dolma defekti ya da dışarıya doğru bir kaçış var mı yok mu? Gastrik endoskopi özofagus bakılıyor. Sonrasında mideye geçilerek mide içerisine bakılıyor. Pilor stenozu bakın pilor tamamen kapalı. Duodenuma geçiş tıkanmış durumda. Burada da endoskopik görüntüsü çok küçük bir aralık şeklinde görebiliyoruz. Ülserleri çok. Peptik ulkus akut gastrit birbirine benzer, birbirinin devamı gibi predispozan yani öncesindeki lezyonlar olarak görebiliyoruz bunları. Şöyle özofagus alt kısımlarında ya da midenin herhangi bir yerinde yaralar şeklinde. Ulkus yara demek zaten. Peptik ulkus buradaki yaralara verilen isim. Helicobacter pylori suçlanıyor son zamanlarda. Yani epeydir son zamanda demeyeyim. Öncesinde etiyolojisi pek bilinmiyordu. Polipler var. Polipler mukozanın şöyle ne yapması? Birer çıkıntı oluşturması. Tomurcuk gibi boşluğa doğru uzanması polip. Hiatus hernisi şeyde özofagusta görmüştük. Normal yapı en soldakinde. Ortadakinde kayma tipi sliding hiatus hernisi. Özofagus alt ucu mideyle birlikte yukarı doğru çıkıyordu ama sağdakinde de fundus kısmı özofagusun yanından yukarı doğru çıkıyordu. Özofagus mide birleşme yeri yerinde sabitti. Bu da paraözofagiyal, özofagusun etrafından meydana gelen hernia olarak ifade ediliyordu. Burada da yine onlarla ilgili ne yapılıyor? Böyle bir graft konularak hiatus özofagialis tamir edilerek yukarıya kaçış engellenmeye çalışıyor.
Mallory-Weiss sendromu var. Özofagus alt ucunda mideyle birleşme yerine yırtıklar. Herhangi sebeple çok bulantı, öğürme, kusma çok fazla olduğunda ortaya çıkan yırtıklar bunlar. Mallory-Weiss sendromu diye geçiyor. Genellikle alkoliklerde çok fazla alkol alanlarda görülen bir durum. Kanserleri görülüyor. Midenin gastrik karsinoma. Burada çeşitli görüntüler karşımıza çıkıyor. Çeşitli şekillerde olabiliyor ve evrelemesi var. Bakın mukozadan başlamış, mukozaya yayılmış T1, kas kitlesine yayılmış T2, dış duvara serozaya kadar gelmiş T3 ve T4'te artık etraf organlara çevreye yayılmış durumda. Bu da son sanıyorum. Evet, mide küçültme ameliyatları. Burada ne var? İşte bir kelepçe takılmış bir yöntem, mide küçültülmeye çalışılmış. İkincisinde midenin büyük bir kısmı çıkarılmış, geçiş korunmuş ama ince bir boru şeklinde mide küçültme ameliyatları, tüp mide diye geçiyor. Ve bir diğerinde de ne var? Duodenum atlanmış, ince bağırsağın bir kısmı da ince bağırsakla özofagus birbirine anastomoz yapılmış. Tamamen mide devre dışı bırakılmış gördüğünüz gibi. Farklı yöntemler söz konusu. Evet, bu da sindirim sistemini şematize eden bir karikatürdü. Var mı mide ile ilgili de sormak istediğiniz bir şeyler? Ses çıkmadı. Demek ki yok. Önce bir kaydı durduralım.